mikro. Şengül. Bir ses versene Şengül. Kafanız kalktı. Bu sizin için ne ifade ediyor? Ne hissediyorsunuz? Ya sonuçta bizim için sevindirici bir karar oldu. Ama şöyle bir durum var. Temmuz ayında benim Avrupa'daki oturum kartımın süresi dolmuştu ve oradaki oturumum ölmüş oldu. Mahkeme heyetinden aslında 6 aydır bir talepte bulunuyorduk. Oradaki yasal haklarının ölmemesiyle ilgili yaklaşık 25 yıldır orada oturumum vardı. Onu alamadığım için doğallığında şu an oturumum ölmüş oldu. Geri dönmek için tekrardan vize almak zorunda kalacağım. Ama en azından hem çocuğum bakımından hem eşim bakımından bu hukuki olmayan aramızdaki engelin kaldırılmış olması bizim açımızdan sevindirici. Çünkü 1,5 yıldır yargılanıyoruz. 8 ay cezaevinde kaldık. Mahkemeye katılma zorunluluğumuz yok. Yani bu karar sürdürülmüş olsaydı çok keyfi bir karar olacaktı. O açıdan bizim için sevindirici diyebilirim. Peki beklentiniz bir oyundu yoksa bir sürpriz oyundu? Ya bence yaklaşık 3-4 ay öncesinde bu karar kaldırılabilirdi. Ama öncelikle eşimin yurt dışı yasağı kaldırıldı. Daha sonrasında benim kararım sonuçta kaldırıldı. Sadece benimki de kaldırılmadı. Dosyamızda başka yine bizimle birlikte yargılanan bir arkadaşımızın da yurt dışı yasağı kaldırıldı. Yani dosyada iki kişinin yurt dışı yasağı kaldırılmış oldu. Avukatım, bir soru sorabilir miyim? Siz gizli şeye gelecek misiniz? Ya bizim şöyle bir sorunumuz yok. Zaten meşale gelerek de bunu göstermiş oldu. Yani davalara gelmek, katılmak, yani bu konuda herhangi bir kaygımız yok. Bunu bir kere belirtelim. Şöyle bir beklenti vardı. Meşale gidecek ve davaya gelmeyecek gibi birçok kişi düşünüyordu. Bizim öyle bir sorunumuz yok. Biz hem Türkiye'de hem Almanya'da yaşıyoruz, gelip gidiyoruz. Burada ailemiz, akrabalarımız, dostlarımız, sonuçta siyasi bir kimliğimiz var. Eşim sonuçta gazeteci. Gelip gitmeye devam edeceğiz. Mahkemelere katılımla ilgili bir zorunluluğumuz yok hukuki olarak. Ama avukatlarımızla birlikte gerekli bulduğumuz durumlarda katılabiliriz. Onun için özel bir sorun yok. Yani şöyle, esasında meşale için özel talepte bulunmadık. Yani davanın yürütülüş biçimine ilişkin gizli tanığa dair bir talebimiz vardı diğer avukat arkadaşlarımız gibi. Şimdi bu dosyada dinlenen gizli tanık savunma ve sanıklar hazır olmadan dinlenilmişti. Dolayısıyla şöyle, savunma makamından kaçırılmış oldu. Esasen dinlenen gizli tanığın da ne meşaleye, ne Suat'a, ne de diğer kişilere ilişkin birebir beyanları yok. Ama dosyanın genel kurgusu bu sosyalist partinin Ezden'in Sosyalist Partisi'ne ilişkin bir beyandı. Ve biz bunun dinletiliş biçiminin, usulünün aykırı olduğunu söyledik. Davamı baştan beri takip edenler bilir. Yaklaşık 2 yıldır bir hukuksuzluğa maruz bırakıldık. 8 ay kaçma şüphesi nedeniyle 8 ay tutuklu kaldım ve ardından yine kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek yurt dışı yasağı konuldu. Bugün aslında buraya gelerek ve bundan sonra da gelerek şunu göstermek istedim. Ben ne o zaman bir kaçma şüphesi vardı bende. Çünkü her zaman ikamet ettiğim adreste bulunuyordum. Ne de bundan sonra böyle bir şüphe olacak, kaçma şüphesi. Olması gereken bir karardı. Geç oldu ne yazık ki. Ama en azından bundan böyle oğlum babasıyla kavuşmuş olacak ve yeniden ailemiz bir arada olacak. Başka soru yoksa? Onu çıkabilir miyiz? Meşale.